7 Ekim 2023'ten bugüne kadar hepimiz Gazze'de yaşanan o İsrail terörüne şahidiz. Ve her gün bu yaşananlardan ötürü İsrail'e devamlı lanet okuyor. Kadın, çocuk, basın mensubu, hastane, efendim, ibadethane demeden İsrail her gün ölüm yağdırıyor Gazze'de. İnsanlık da çaresizce İsrail'in durmasını bekliyor. Ancak görüyoruz ki Gazze için beklemekten başka izlenecek yollar da varmış. Onu gördük. Dünyanın bir ucunda bulunan yerkürenin en güneyindeki neredeyse Antarktika'ya komşu olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı attığı uluslararası adımı konuşuyoruz. 23 Aralık 2023'te Güney Afrika Gazze'de yaşayan İsrail devlet terörüne karşı Lahide Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e soykurum davası açtı. Davanın gerekçesinde Güney Afrika Gazze'deki Filistinlileri daha geniş bir ulusal, ırksal ve etnik grubun parçası olarak yok etmeye yönelik özel bir niyete sahip olduğunu savundu Güney Afrika Cumhuriyeti. Filistin etrafındaki olan komşu Arap ülkelerinin yapamadığını, Birleşmiş Milletler'e üye 56 İslam ülkesinin yapamadığını, ülkeyi yönetenlerin canlı yayınlarda gözyaşı döktüğü, binlerce insanın Filistin'e destek yürüyüşü yaptığı, Türkiye'nin yapamadığını maalesef Güney Afrika yaptı. Sizce bu işte bir tuhaflık yok mu? Bugüne dek aylarca, Türkiye'nin Laha'ya gitmesi için elini kolunu bağlayan neydi? 7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail'e karşı herhangi bir uluslararası yaptırım veya e, ne bileyim uluslararası yargılama yollarının somut olarak neden başvurulmadı? Türkiye ile İsrail arasında gizli bir anlaşma mı vardı yoksa? Türk kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenen bir konu var. Güney Afrika'nın Lahey'de açtığı davaya gözlemci olarak bir Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti katıldı. Heyettekiler diyor ki Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde dava açarak ihlallerin durdurulmasına yönelik attığı adım çok önemli. Peki o heyettekiler biz bunu neden akıl edemedik diye düşündüler mi hiç? Yoksa Türkiye'nin limanlarından her gün İsrail'e malzeme o taşıyan gemiler daha mı önemliydi? Öyle Gazze'de çocuklar enkaz başında soğuktan donarken birileri İsrail askerler üşümesin diye işliklerini Türkiye'den çoktan hazır etmişlerdi bile. Gazze'de insanlar açlıktan kırılırken meyve, sebze, yüklü gemiler çoktan İsrail'in yolunu tutmuştu. Ne diyor İsrail'in soykırım davası açan Güney Afrika? Filistinlileri daha geniş bir ulusal, ırksal ve etnik grubun parçası olarak yok etmeye yönelik özel bir niyet var diyor. O niyetinin ne olduğunu daha önceki videolarımda da ben açıklamıştım. Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan o yeni ticaret rotasının Tam ortasında duruyor Gazze. Böyle bir özelliği var Gazze'nin. İsrail, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri de bu ticarete ortaklar. Gazze'nin ortasından da Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan bir kanal açmak istiyorlar. Süveyş Kanalı'nı bypass edecekler. Akabe Körfezi'nden geçen o kanalın önündeki engel olan Gazze'yi de ortadan kaldırıyorlar. Gazze'de insanlık can çekişiyor. Gazze'de insanlık yok ediliyor. Gazze haritadan siliniyor ve Türkiye dahil tüm Müslüman ülkeler kameralar karşısında ağlamakla yetinirken Gazze'ye adalet için ilk yardım elini Güney Afrika uzatıyor. Ya birileri sanki bizi kandırmaya çalışıyor gibi. Ümmetin lider ülkesi dediğiniz Türkiye olarak şapkayı önünüze alıp düşünmelisiniz. Yoksa tüm bunların cevabı Gazze'ye gönderilen ve miktarı nedense bakın bir işaret yapacağım. 666 ton olarak belirlenen yardımlarda mı gizli ben bilemiyorum. Bu 666 ton işi önemli. Çünkü Gazze'ye yardım edeceksek, Gazze'nin sesi olacaksak eğer, Uluslararası Adalet Divan'dan davayı açan ilk ülke olarak Türkiye'nin adım atması gerek. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.